Merhabalar, yeni bir Desktop serisinde daha sizlerle birlikteyiz. Desktop Perakende ilk programına başlıyor. Bundan böyle pazar akşamları saat 21'de sizlerle birlikte olacağız. Keyifli konuklarımızla ve keyifli sohbetlerle. Ve mağaza ve market dergisi genel müdür yardımcısı Funda Bayraktaroğlu ile birlikte sunacağız bu programı. Evet, bugün konumuz alışveriş merkezlerinde mağaza karması nasıl planlanıyor, nelere dikkat ediliyor dedikten sonra ben sözü Funda'ya bırakıyorum konuklarımı tanıtmak üzere. Teşekkür ederim Ebru. Değerli katılımcılarımıza katılımlarından ve katkılarından dolayı çok teşekkür ederim. Ben kendilerini önce tanıtmak istiyorum. Sonra konuyla ilgili sohbet ediyor olacağız. Sayın Mehmet Akalın, Kentpark Alışveriş Merkezi Genel Müdürü. Mehmet Bey, Kentpark Alışveriş Merkezi'nin açıldığı gün, hatta inşaat aşamasından itibaren projenin başında bulunmakta. Alışveriş merkezi geçtiğimiz yıl AMPD tarafından 50 bin metrekareden büyük yılın alışveriş merkezi ödülüne layık görüldü. Hoş geldiniz. Sayın Murat İzci, Kademe Kiralama Danışmanlık Merkezi Genel Müdürü. Kademe alışveriş merkezlerine proje geliştirme, yönetim ve kiralama konusunda hizmet veriyor. Murat Bey 2005 yılında en iyi yönetici ödülünün de sahibi. Siz de hoş geldiniz. Hoş. Sayın İlker Aksoy, Rodimut Operasyon Müdürü. Yöneticiliğe geldiği dönemden itibaren verimsiz mağazaları kapatıp 55 yeni mağaza açtı. Siz de hoş geldiniz. Bugün alışveriş merkezleri sektörünün en önemli konusu olan mağaza karmasını konuşacağız. Mağaza karması nasıl yapılıyor? Nelere dikkat ediliyor? Mağaza karması nedir? Dilerseniz önce kavramı ortaya koyalım. Ben ilk sorumu Sayın Mehmet Akalın'a yöneltmek istiyorum. Mehmet Bey, mağaza karması nedir? Hangi kriterlere göre şekillenmesi gerekiyor? Biraz bahsedebilir miyiz? Elbette. Aslında mağaza karması için akademik bir tanımlama yapmak biraz zor. Bizim sektörümüz sürekli kendini yenileyen bir sektör olduğu için müşteri beklentileri doğrultusunda bulunduğunuz yatırımınızın hangi şehre yaptığınıza bağlı olarak Perakende'nin o dönemdeki sinerjisine bağlı olarak çok değişkenlik gösterebiliyor. Ama genel manada bir takım kavramlar tabii ki söylemek mümkün. Bunu da şöyle belki kategorize edebiliriz. İşte büyük market mağazacılık yapan mağazaların mutlaka alışveriş merkezlerinde çekim kuvveti oluşturması açısından anchor dediğimiz başlığın altında alışveriş merkezinde olması gerekir. Bay giyim, bayan giyim, bay bayan karışık giyim, çocuk giyim, eğlence merkezi, sinema, yiyecek katı vesaire gibi bir sürü kategoriler ayırmak mümkün. Ama dediğim gibi alışveriş merkezinin konumlanmasına bağlı olarak yani A grubuna mı, B grubuna mı, C grubuna mı hitap ediyorsunuz buna göre değişkenlik gösterir. Bulunduğunuz şehre göre, bulunduğunuz bölgeye göre değişkenlik gösterir. Ben bu noktada sürekli görece bir şey olan kiralamacıların ve yatırımcıların vizyonlarına ve yaratıcılıklarına bağlı olarak geliştirilebilen bir kavram olarak görüyorum mağaza karmasını. Dolayısıyla işte bir alışveriş merkezine gittiğinizde buranın mağaza karması iyidir, kötüdür demek yaşamadan bilmek mümkün değil. Belki dışarıdan baktığınızda Avrupa'da ya da işte Türkiye'de standart hale gelmiş bir takım kiralama kriterlerine bağlı olarak hayır burası uygun değil dediğiniz şey belki orada çok doğru yaşıyor olabilir. Dolayısıyla geniş tutmak lazım çerçeveyi kiralamada. Projeyi iyi yaşamak, projenin kağıt üzerindeki halinden itibaren iyi yaşamak ve en öncelikli olarak da projeye başlamadan önce piyasa araştırmasını iyi yaparak bunun üzerine marka karmalarını, mağaza karmalarını koymak gerekir diye düşünüyorum. Murat Bey, siz ne diyorsunuz? Mağaza karmasını öncelikle hangi kriterler belirliyor? Aslında Mehmet kardeşime %100 katılıyorum ama ondan önce yeni programın hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Sektör için çok önemli bir program olduğunu düşünüyorum. Sağ olun. Pazarlama, genel pazarlama tanımından aslında yola çıkmak lazım. Biliyorsunuz önce üretim anlayışı, satış anlayışı, pazarlama anlayışı. En sonunda da sosyal pazarlama anlayışı oldu ekonominin gelişiminde. Sosyal pazarlama tüketicinin istek ve arzuları doğrultusunda olgunlaşan bir şey. Mehmet kardeşim o anlamda %100 katılıyorum. Mağaza karması farklı sektörlerin alışveriş merkezi içerisinde bir araya gelmesini özetliyor. Hı hı. Ama her yer için %100 bir şablon yok. Hı hı. Bir alışveriş merkezi reçete için farklı. Doğru olan %100 bir alışveriş merkezi için doğru olan bir şablon diğeri için doğru olmayabiliyor. İlk 3,5 sene önce şirketi ilk kurduğumuz zaman genel kafamızda bir şablon vardı. Ayakkabı giyimle ilgili %6'lar 7'ler civarında ki
tüketicinin tercihleri de değişiyor. Şu son 6 yıl içerisinde elektronikle ilgili pazar büyümesine baktığınız zaman dünkü doğru bugün doğru olmayabiliyor. Dün bir hipermarket için 12 bin metrekarelik bir alan son derece ideal görülüyordu. Bugün artık hipermarketler metrekare verimliliğine, ki ben önümüzdeki yılları en iyi anlatacak kelimenin verimlilik kelimesi olduğunu düşünüyorum. Herkes verimliliğe odaklanmış durumda. Artık hipermarketler metrekare olarak 6 bin metrekareye sığabiliyor. Elektronik çok ciddi pazar payı aldığı için, marketlerden de küçük ev aletleri çok ciddi pazar payı aldığı için de marketler küçülüyor. Dolayısıyla alışveriş merkezi bulunduğu bölgeyle, sosyoekonomik statüyle, Mehmet kardeşim onu çok iyi ifade etti, öpüşmesi gerekiyor. Dolayısıyla o bölgeyi çok iyi tanımak gerekiyor. Ondan sonra alışveriş merkezinde shop mix'i veya mağaza karmasını olgunlaştırmak gerekiyor. İlker Bey, siz perakendeci kanadında yatırım yaparken mağaza karması karar sürecinizde ne kadar etkili oluyor? Mağaza açarken siz nelere dikkat ediyorsunuz? Öncelikle hayırlı olsun bu program. Çok güzel bir program ve davetiniz için de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Marka karması bizim için son derece önemli bir unsur. Çünkü alışveriş merkezinin aslında yaşaması için de önemli olan bu marka karması, biraz evvel Murat Bey'in de söylediği gibi, verimlilik açısından son derece önemli. Bizler markalar olarak alışveriş merkezine ilk girdiğimiz andan itibaren özellikle karlılığı hedeflediğimiz için o markaların alışveriş merkezinde bulunması, yani piyasanın içerisindeki iyi markaların alışveriş merkezinin içerisinde olması ve alışveriş merkezinin güncel kalabilmesini sağlaması bizim için son derece önemli. Çünkü biz yaptığımız yatırımları karlılık için yapıyoruz ve son derece de önemli ve büyük yatırımlar yapıyoruz. Tabii bir alışveriş merkezi kadar büyük bir yatırım olmasa da hem onların yaşamasıyla hem de bizim yaşamamızla ilintili olarak çok önemli bir unsur bizim için. Şu anda Rodimut'ta 100 küsür mağazası var. Tabii şu an biz 143 mağazadayız ve bu 143 mağazanın 60 tanesi alışveriş merkezlerinde. Aslında bakacak olursanız alışveriş merkezlerinin içerisindeki sayıdan daha fazlası cadde mağazaları olarak görünüyor ama biz biraz parakende ile alakalı alışveriş merkezlerine girişte geç kalmamızla ilgili bir durum bu. Çünkü hani bu oran ciromuzda ya da adetsel satışımızla aynı orantıda değil. Yani verimlilik bazında bakacak olursanız alışveriş merkezleri organize yapılar olması sebebiyle cirosal payında şu anda sayı olarak aldığı paydan çok daha yukarıda. Mehmet Bey, siz Kent Park Alışveriş Merkezi'nde projenin inşaat aşamasından itibaren başındaydınız. Burada yatırımcının alışveriş merkeziyle ilgili beklentisi ne oluyor? Daha doğrusu mağaza karması ile ilgili bir beklentisi var mı? Mağaza karması yatırımcının beklentisi doğrultusunda mı ilerliyor? Aslında Kent Park çok doğru bir örnek Türkiye'de. Birçok zorlukların, çözümlerin ve işte yaratıcı düşüncenin ortaya konduğu güzel bir maket aslında bakarsanız. Üzerinde çok iyi konuşulabilecek, genç arkadaşlarımıza böyle uzun uzun anlatılabilecek bir konu. Ama kısacık birkaç cümleyle hemen ifade edeyim. Projenin başladığı yıllarda, yani 2006-2007 için konuşuyorum, Türkiye'de parakendinin altın çağı. Yani hiç hak etmediği, hak etmeyen alışveriş merkezlerinde bile 100 dolarların, 100 euroların havada uçuştuğu, insanların araya bir sürü insanları torpil olarak koyarak AVM'ye girmeye çalıştığı dönemlerde başlayan bu projede de inanılmaz bir yoğunlukla şu andaki mağaza sayısının neredeyse 3 katı oranında talep var. Ben talep yazılarını biliyorum. Projeye geldiğimde gördüm. Ama nasıl 2008'in sonlarında başlayıp 2009'da derinleşen global ekonomik krizle birlikte hemen bu şeyler, talepler geri çekiliyor. Sözleşmesi olanlar bile sözleşmeden rücu edecek noktada. Hani tabiri caizse kimse kafasını yorganından dışarı çıkaramayacak bir periyoda girdiğimizde Kent Parkı'nda kaderi orada değişiyor. İşte ilk bana söz verdiğinizde söylediğim o yaratıcı düşünce artık yeni bir vizyon ortaya koyma durumu ortaya çıkıyor. Yatırımcıların normalde beklediği çok upscale bir alışveriş merkezi yapacaksınız. 200 mağazasının tamamını da luxury markalarla donatacaksınız. Böyle bir beklentiyle yola çıkıyorsunuz. Kira ortalamanız şu andakinin 2,5 katı üzerinde.
Buna göre bir geri dönüş süresi planlıyorsunuz ama bir şey rüzgar değişiyor. Ama gene başarılı bir proje ortaya koymak durumundasınız. Artık ona yola çıkmışsınız. Öngörünüzün çok yüksek olması gerekiyor. Tabii. Kesin. Şimdi hemen rotanızı değiştiriyorsunuz. Otoban yoksa E5'e çıkarsınız diye hani tabiri caizse. Öyle bir durum, öyle bir çözüm üretildi. 2009'da çok hızlı bir rota değişikliğiyle hedefler değiştirildi. Kira ortalaması beklentilerini aşağı çektik. Onun haricinde en önemli karar da kira karmasının, marka karmasında çok radikal değişiklikler yaptık. Ne luxury'den vazgeçtik ne de kitlesel manada ulaşabileceğimiz C grubundan vazgeçtik. Çünkü bina büyük bir bina. Binanın bir avantajı vardı. İki kanadı var. Bir doğu kanadı var, bir batı kanadı var. İkisi de birbirine bir şekilde koridorlarla bağlı. Biz binanın bir kanadını tamamen luxury markalara, bir kanadını da tamamen erişilebilir fiyatları olan markaların olduğu uluslararası ya da ulusal markalarımıza kiraladık. Bununla ilgili çok ciddi eleştiriler aldık. İşte şu markanın olduğu yerde bu markanın ne işi var tarzında. Öyle böyle değil. Yani hani bizi böyle yakamızdan tutup sektörün dışına atacak kadar sert eleştiriler aldık. Ama bunların matematiği var sonuçta. Kesinlikle matematiği vardı. Bir de son buraya bağlantılı. Bizim hemen yanımızda gene üzerinde çok tartışılan iki alışveriş merkezinin yan yana olması ile ilgili eleştiriler çok fazlaydı. Haklı olan tarafı da vardı. Ama bizim öngördüğümüz tarafı şuydu, başarıya bizi götürecek kısmı. O projenin içerisinde olmayan markalarla biz yola devam edersek, ki bu zor bir karardır. Çünkü Türkiye'deki marka sayısı belli zaten. Alt alta toplasanız 300 marka çıkar. O markalarla çakışmadığınız sürece dev bir power center'a dönüşme ihtimalini öngördük. Aynı markanın iki yan yana alışveriş merkezinde de olduğu var mı öyle? Var. Biz burada da var. Aslında yanımızdaki alışveriş merkezinde olup bizde de olan var ama sayısı 7 kadar sadece. Müşteri profilleri farklı. Aynı verdiğiniz örnek sanki kapasiteyle karuzel gibi. Evet. Değil mi? Benzeşiyor. Evet. Ne kadar az tuttuysak bunun ne kadar başarılı olduğunu gördük. Farklı mağaza sayılarına ulaştık. Şimdi bizim alışveriş merkezimizde yanındakini topladığınızda yaklaşık 400 tane yeni marka var. Yani aradığınız her şeyi o havuzun içerisinde müşteri bulabiliyor. Sonuçta bugün geldiğimiz noktada verdiğimiz kararların doğru kararlar olduğunu yatırımcılarımızla birlikte. İşte geri dönüş süremiz uzadı mı? Uzadı. Ama bugün geldiğimiz sürede artık daha rahat kredi bulabilen bir alışveriş merkezi, değerleme oranları çok yükselmiş bir alışveriş merkezi, işte waiting listi olan bir alışveriş merkezi noktasına gelmiş. Tutmayabilirdi de bu formül ama tuttu. İlk cümlemde söylediğim bir şey vardı, ilk söz verdiğinde mağaza karması ile ilgili sizin söylediğiniz laf daha hoşuma gitti, onu kullanayım. Reçete yok. Kent Park içinde aynı şey geçerliydi. Reçetesi yoktu. Hastalığı teşhis ettik, o hastalığa göre bir tedavi uyguladık, bugünkü noktaya geldik. Harika. Murat Bey, size yatırımcıdan mağaza karmasıyla ilgili beklentiler geliyor mu? Ya da nasıl geliyor? Geliyorsa liste haline mi geliyor? Aslında tabii ki geliyor. Biraz önce geriye dönüşlerle ilgili çok güzel bir soru yönelttiniz. Geriye dönüş, bizim Türkiye'de biraz daha halk diliyle söyleyeyim, herkes Allah'tan ister gibi istiyor. Geriye dönüş süreleri çok daha kısa sürede olsun, çok daha iyi markalar gelsin. Marka olarak algıladığı o profili hangi şeydeyse yatırımcının en iyi markaların gelmesini istiyor. Çoğu defa uyuşuyor alışveriş merkezi içerisinde, beklentisine uygun markalar oluyor ama her marka her alışveriş merkezinde bence olmaması lazım. Sevgili Mehmet'in ifade ettiği çok güzel bir şey var. İki tane yan yana alışveriş merkezinde aslında bir pazar oluştu. Oraya gelen bir tüketici kitlesi vardı. O tüketici kitlesine ayrı markalar sunuldu. Son derece başarılı oldu. Alışveriş merkezi içerisinde birazcık da aslında biraz kervan sonradan düzeliyor. Alışveriş merkezi bir şekilde başlıyor. Eğer doğru bir alışveriş merkezi ise, doğru trafiklendirilmişse, alışveriş merkezinde tutması neye bağlı? Biz eskiden ezberimiz diyorduk ki alışveriş merkezinin lokasyonu çok önemli. Yolculuk biliyorsunuz, alışveriş merkezi yolculuğu 1988 yılında Galeria ile başladı. 23 yılda aslında taşlara çarpa çarpa alışveriş merkezciliği işimiz inanılmaz bir noktaya geldi. Her krizde yeni bir şey öğrendik. Sadece lokasyonla işin bitmediğini, doğru konseptin, ondan sonra doğru büyüklüğün, doğru mağaza karmasının, doğru fiyatların... Yavaş yavaş